Günaydın arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün yine kızımın evindeyiz. Kızıma bugün komşumla beraber katık çorbası mı oluyor bu? Tarhana çorbası değil mi? Tarhanalık yapıyor arkadaşlar. Kışlık çorba. Şimdi şöyle içine koyduğumuz malzemeleri çok olduğu için gösteremedim. Şöyle göstereyim. Katık, süzme yoğurt yani. İçine normal yoğurt yaptık. Bir de sütün karışımı arkadaşlar şu leğendeki. Şöyle tut sen. Döktük. Yıkadık ya. Tutmuş birbirine. Bu da yarma arkadaşlar. Kırık yarma. Bunu da temizledik. Yıkadık şöyle. Yeterli mi o kadar? Ha, sonra boyutuna göre yakıyorum adını. Gerisini içine. Böyle karıştırarak arkadaşlar. Yandı mı? Bir leğen yaptık arkadaşlar. Bu ikinci leğenimiz. 20 kilodan yapıyoruz. Sümeyye paylaşalım. Bu sana çok gelir. Ne? Paylaşalım. Bu çok gelir sana. Zaten paylaşalım aynen. Zaten ben çok aldım da. Aynen. Katık 17 kilo. 5 kilo yoğurt kattık. Aynen. 5 kilo da süt kattık arkadaşlar. 20 kilonun içine 7 kilo da yarma aldık. Yarmanı 2 kilosunu yıkamadık, ayırdık. Bir bakalım az olursa onu da yıkayıp içine ilave edecek. Şöyle karıştırayım. Evet, onlar soğuya dursun. Sen böyle karıştır arkadaşım. Ben şu balkondakilere bakalım. Böyle arkadaşlar pişirdik. Balkonlar koyduk sebzelerin içinde. Soğuttan sonra sıkma işlemini yapacağız. Sıkmadan önce soğuması lazım. Güzel olmuş değil mi? Ha, çok güzel oldu. Katı çok güzeldi. Koyu yapmış. Bir bayandan aldık. Gerçekten lezzetli ve tadı falan çok güzeldi. Bunun soğumasını bekleyeceğiz. Böyle arkadaşlar bunlar soğuyacak. Ondan sonra sıkma işlemine geçeceğiz. Bu soğuyana da biz öbür şeyimizi yapacağız. Tarhanamızı pişirecek. Tekrardan geldi. Attın mı öbüründe? Evet. Anca idare edecek herhalde. Kandı ya, hemen tok tok olmuş. Sen ne kadar yaptın Arife? Kaç kilodan yaptın? 20 kilodan. Sen de 20'den yaptın değil mi? Evet. Sümeyye, azıcık daha şey yıkasana. Yarma. Ben bundan hiç yapmadım. Sürekli yapıyoruz. Ha, sen her sene yapıyorsun. Ben evet. Öbür un tarhanasında çok yapıyordum. Sonra Sümeyye 10 kilo, 12 kilo olsun deyince ben de fazla aldım aslında paylaşırız diye. Evet, çok güzel olur. Biraz da bundan olsun. Şu yarmadan azıcık yıkasana. Arkadaşlar babanın tutulması için, leğenin sarmaması için sürekli karıştıracağız böyle pişene kadar. Kazanımızı ocağın üzerine koyduk arkadaşlar. Dörtlüsünde yaktık, dört ocak gözünde. Normalde bunu bahçede yapıyorlar. Daha çok yapanlar. Bizim bahçemiz olmadığı için evimizde ocakta yapıyoruz. Evet canlarım, bak koyulaşmaya başladı. Artık yavaş yavaş kaynıyor kenarlardan. Kaynatan sonra kaç saat, kaç dakika sonra indiriyor Arife? Neyi? Bunu alacak ocakta. 15 dakika. Kaynayınca 15 dakika. 15 dakika sonra. Şeyin döktünüz mü yumurtasına ununu? Evet. İyi. Ben öbür tarafıyken size bir şey iş yapmışsınız. Anne soğumuş verdiler. Ne soğusun? Bunu bitsin. Onu sonra önüne geçerek sıkmaya.
Bunun tuzunu biraz fazla atın. O tuzsuzu önceden yersin. Bu kışa kalır. Kış alırken Sümeyye bu bayağı çok bence. 2 sene önce bitirir. Evet, 2 sene bayağı var. 20 kilo çünkü. Hı-hı. Olsun ya, sürekli yapılmıyor. Şeyle eziyetli ya. Evet, çok zor. Güzel oldu. Kaynadı değil mi? Evet, kaynamak. İyi, başladı. Patlıyor. Tabii artık oldu ya. Arkadaşlar katkımız şey oldu. Ne? Yoğurdunu gayet güzel çekti. Kaynaması da güzel oldu. Ha? Arife kapatalım mı? Yok yok, kaynağı söylemesin. Yeterli değil mi Arife? Ha? Kapatalım mı? Tamam, altını kapatıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıkma işlemeye geçeceğiz. Evet arkadaşlarım, sıkmaya başladık tarhanamızı. Böyle sıkıp kızım da öbür tarafa diziyor arkadaşlar. Herkes beni çekmiyor. Çekin sonra kalsın, ne olacak ki? Rengi güzel oldu ya, sonradan mı kararıyor bunlar yoksa? Tabii canım, vurdukça şey yapar. Şimdi yoğurt daha sıcak ya. Sırmayı pek beceremiyorum ben de. Sümeyye şunları al kızım da ser. Alacağım, dur şunları bir koyayım. Buraya ben şey attım. Böyle küçük küçük leğenlere koyduk arkadaşlar. Önceki pişirdiğimiz leğeni. Leğenin içindekini. Bunlar soğudu. Şimdi öbür leğenimiz de mutfakta soğuyor. Böyle sıkıp sıkıp serecek şu tellerin üzerine. Oluyor mu benim sıktılar Marife? Anne! Oluyor. Aşkım meleğim. Şey köfte sıkar gibi sıktım ben. Anne. Aşkım. Elimizde hafta ıslak yok arkadaşlar, yapışmasın diye. Nasıl bu iş daha iyi. Bugün çiğ köfte sıktım da. Evet değerli dostlarım. Tarhanamızı sıktık. Şöyle göstereyim. O tarafa geçemiyorum. Burada tarhan olduğu için. Şöyle. Çok güzel oldu. Allah razı olsun. Yitirmeyi nasip etsin inşallah. Komşumun da ellerine sağlık. Geldi, beraber yaptık. Şöyle arkadaşlar, bayağı da oldu. Birazını da bu kuruyacak. Biraz da dolaba şöyle poşetledik. Bu da çok güzel oluyor arkadaşlar. Çıkarttım, normal aynı yeri yapmış gibi taze oluyor bu da. Farklı. Bu da kuruyunca daha bir lezzetli oluyor. Beğendiyseniz değerli dostlarım, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.